Tarihin Ruhu'nun 50. bölümünde TRT Arşiv Dairesi'nin başlatmış olduğu yeni bir dijital restorasyon projesinden bahsetmiştik. Bu projenin ilk ürünü olarak Atatürk Orman Çiftliği'nde 1925-1929 yılları arasında çekilmiş görüntüleri de birlikte seyretmiş ve incelemiştik. Bu hafta inceleyeceğimiz görüntüler oldukça yıpranmış durumdayken yine bu proje çerçevesinde dijital ortama aktarılan bir filmden elde edildi. Bu kez mekan İstanbul. Yaklaşık 9,5 dakika uzunluğundaki bu kayıtlar herhangi bir açıklama, yazı ya da ses eklenmeksizin ham halde bugüne gelmiş durumda. Filmin muhafaza edildiği teneke kutudaki etiket, görüntülerin 1936'da çekildiğine işaret ediyor. Ancak etiketlerde hataların olabildiğini hesaba katarak, filmin içinden bazı ayrıntılarla çekim tarihini teyit etmeyi gerekli gördük. Alt sınırın ne olması gerektiğini bize hazin bir kare gösterdi. Eyüp mezarlığında Hatice Sabiha adında bir İstanbullunun mezarına düşülmüş olan tarih. 2 Mayıs 1935. Üst sınırı aşağı yukarıda olsa belirlemeyi sağlayansa bir yol inşaatı oldu. Kamera bir sahnede surların dışına çıkarılmıştı. İlerideki tepede Edirne Kapı Mihrimah Sultan Camii göze çarptığına göre burası surların Topkapı ile Edirne Kapı arasındaki bölümü olmalıydı. Görüldüğü kadarıyla kamera geldiğinde burada bir yol inşaatı vardı. Sur boyu uzanan bostanların önünde zemin tesviye edilmiş, kısmen asfalt dökülmüştü. Kasım 1935'te Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan bu haberde inşaat daha erken bir aşamadaydı. Henüz asfalt yoktu, tesviye işi de devam ediyordu. Filmdeki görüntü ise işin tamamlanmaya yakın olduğu bir evreye ait gibiydi. Bu durumda kutunun üzerinde yazıldığı gibi görüntülerin 1936'da çekilmiş olması mantıklı görünüyordu. Filmin çekim yeri ve tarihi soruları böylece teyit edilmiş oluyordu. Bu filmi hangi kurumun çektirdiği, kamerayı kimin kullandığı sorularına cevap olabilecek herhangi bir bilgiye ise ulaşamadık. Bu bir yana filmin hangi amaçla kimlere seyrettirilmek üzere hazırlatıldığı da tartışmaya açık. Görüntüler İstanbul'un farklı yerlerinde çekilmiş çok kısa sahnelerden oluşuyor. Galata Köprüsü ve civarı, Eminönü, Sultanahmet, Eyüp, Beyazıt ve surlardan alınan birkaç saniyelik görüntüler arasında tematik bir bütünlük göze çarpmıyor. Arkeoloji Müzesi ve Çinili Köşk'teki uzun sayılabilecek sahneler ya da bir turizm acentesi olan Wagon Lee tabelası turistik bir tanıtımı akla getiriyor. Ancak bu tanıma aykırı gözüken pek çok başka sahne de var. Benzin istasyonları, tayyare cemiyeti piyangosu gişeleri gibi. İstiklal Savaşı sırasında bir kolunu kaybetmiş tek kollu Cemal'in gişesi ya da Uğur gişesi turistleri ilgilendirir miydi? Film işlenmiş, yazılar ya da sesle zenginleştirilmiş olsa bambaşka bir karakter kazanabilir, hedef kitle, verilmek istenen mesaj açıkça anlaşılabilirdi. Bunların yokluğunda yön gösterebilecek yegane ipucu
filmin kutusunda 1936 tarihiyle birlikte yazılı olan başlıktı. İstanbul'un İmar Kalkınması. İmar Kalkınması, imar hamlesi, imar edilerek gelişme, atılım anlamlarında 1930'lardan itibaren çok sık olmasa da rastlanan bir ifade. Bu başlık, doğal olarak İstanbul'da 1936 yılında ne gibi imar çalışmaları olduğunu düşünmeye sevk ediyor. Acaba o tarihte İstanbul'un imarıyla ilgili neler yapılıyordu? Görüntülerdeki İstanbul bu planlardan nasıl etkilenecekti? Tasarlanan nasıl bir imar kalkınmasıydı? Nostalji sözcüğünü 1688'de Hofer adında bir doktor ortaya attı. Yunanca nostos, ana yurda dönüş demekti. Algos ise ıstırap. Hofer bu ikisini birleştirerek nostaljiyi kurmuş ve tanımlamıştı. Bir insanın sılaya dönme arzusundan kaynaklanan melankoli, kısaca sıla hasreti. Hofer, zamanın tıp anlayışına göre beynin derinliklerinde yaşayan bir takım yaratıkların bu hastalığa sebep olduğuna inanıyordu. Bunlar, zihinde memleket manzaralarını döndürerek hastayı delirtebilirler, hatta öldürebilirlerdi. Buna o kadar inanılıyordu ki, nostaljinin ordularda gurbetteki erleri terhis için bir gerekçe sayıldığı bile oldu. 19. yüzyıla doğru modern tıp geliştikçe bu tanıma inanan kalmadı. Ama nostalji sözcüğü dilde yer etti. Bugün nostalji geçmişe duyulan özlemi ifade ediyor. Ancak özlemin özel bir türü bu. Hatta belki içinde nostaljinin ilk anlamından da bir parça var. Bir tür memleket hasreti. Bazılarımızda eskiye ait görüntüleri seyrederken uyanan, yaşamadığımız, bir parçası olmadığımız bir dünyaya duyulan sevgi. Hayatın kusurlarından arınmış, her şeyin sahici ve güzel olduğu bir ülkeye dönme arzusu. En önemlisi, bütün bileşenleriyle değişme özelliğinden ve hızdan yoksun bir yer. Bu nedenle kirlenme tehlikesinden de uzak bir altın çağ. Buna karşılık, bu ilk hissi yenip sadece görüntülere alıcı gözle bakmak bile, filmlerdeki bu değişmez dünyanın ancak bizim zihnimizde yaşadığını anlamaya yetebilir. Örneğin bu iki film arka arkaya izlendiğinde kesintisiz bir hareketin, değişimin olduğu görülür. Mekanları, imkanları ve insanlarıyla. 1936 bu bakımdan önemli bir yıldı. Çünkü İstanbul'da görülmemiş ölçekte planlı ve kapsamlı bir dönüşümün ilk adımları atılmaktaydı. Cumhuriyet'ten sonra Ankara'da bütün şehri içine alan planlar çizilirken, İstanbul'da kısmi tasarımlar yapılmış, onlar da tam olarak hayata geçirilememişti. Belediye, Cumhuriyet'in ilk yıllarını altyapı yatırımlarıyla, yol inşaatlarıyla geçirmişti. Bunlar yeni modern şehir için sıhhatli, sağlam bir temel oluşturacaktı. Yılda 750 bin liraya mal olacak olan kanalizasyon inşaatı, 1925'te Sirkeci'de düzenlenen özenli bir törenle başlamıştı. Müzik
bu yıllarda şehrin omurga hatlarındaki diğer büyük faaliyet yol inşaatlarıydı. Merkezlerle çeperlerin bağlantısını sağlayacak, Boğaz'da nüfusu artıracak çalışmalar yapılıyordu. 1928'de Şişli-Sarıyer Caddesi açıldı. Bu sırada Boğaz sahilindeki yollar da genişletiliyordu. Suriçin'i Taksim'e bağlayacak olan Edirnekapı-Fatih tramvayı da 1929'da faaliyete geçti. Bu işi özel bir şirket üstlenmişti. Kısıklı tramvayı ise yerli sermaye ile ve belediye eliyle yapılan ilk hat oldu. Bu sırada zahire ve hayvan borsaları kurulmuş, binalara numara verilmişti. Şehir içi ulaşımda da bir takım yeni standartlar oturtulmaya çalışılıyordu. Belediye Başkanı Emin Bey ilk taksimetreyi törenle bir taksiye takmıştı. Galata Köprüsü'nden geçiş ücreti de kaldırılmıştı. Köprünün Karaköy tarafında göze çarpan konik para toplama kulübeleri şimdi büfe olarak hizmet veriyordu. Vapurlarsa hala Osmanlı zamanında olduğu gibi köprüye yanaşıyordu. 1930'dan itibaren çıkarılan bazı kanunlar belediyelere bu rutin faaliyetlerin dışında çok daha kapsamlı sorumluluklar getirdi. Hepsi gelecekteki 50 yılı göz önüne alarak imar planları yaptırmak ve 5 yılda uygulamak zorundaydı. İstanbul'da da belediye 1933'te açılan bir yarışmadan ve birkaç sonuçsuz girişimden sonra 1936'da Henri Prost'u imar planı için davet etti. Bir süre Yalova'da da çalışmış olan Prost, şimdi bütün İstanbul'u kapsayacak olan bir plan hazırlayacaktı. Seyretmekte olduğumuz filmin başlığının imar kalkınması olduğu göz önüne alınırsa, bu görüntüler de tanıtım paketinin bir parçası olabilir. Ancak bu elbette şu an için yalnızca bir tahminden ibaret. Kesin olansa filmde görülen hemen her yerin Prost planında büyük değişimlere gebe olduğuydu. Söz gelimi planda bu manzaranın değişmesi öngörülecekti. Prost'un bir dileği limanın Sarayburnu'ndan kaldırılıp Kabataş'la Karaköy arasına taşınmasıydı. Kıyıda Nusretiye Camii'nin yanında göze çarpan depolar, konserve imalathaneleri, hatta bugün Mimar Sinan Üniversitesi'nin bulunduğu bina bile yıkılacaktı. Daha sonra limanın yeni kapıya yapılması fikri ağırlık kazandı. Karaköy'ün bu manzarası da değişecekti. Prost, tramvaylardan yana değildi. Geleceğin otobüslerde, otomobillerde olduğunu düşünüyordu. Tünel işlemeye devam etse de Karaköy ile Taksim arasında ana bağlantı bir araba yoluyla sağlanacaktı. Taksim ayrıca Haliç üzerindeki Gazi Köprüsü ve Gazi Bulvarı ile Yenikapı tarafına bağlanacaktı. Tramvaylar ikinci planda kalacaktı. Süleymaniye, Topkapı Sarayı ve Ayasofya'nın görüntüsü geçmişin bir simgesi olarak kalacaktı. Buna karşılık Prost, Sultanahmet Meydanı'nın yeniden düzenlenmesinden, açılmasından yanaydı. Bütün dükkanlar yıkılacak, meydana denizi gören büyük bir amfiteyatro yapılacaktı. Arkasına ise Adliye Sarayı ve belediye binaları inşa edilerek bu kesim bir idari merkeze dönüştürülecekti. Prost,
tıpkı Sultanahmet gibi Eminönü'nde de bir meydan açmak niyetindeydi. Bu da oradaki Valide Hanı'nın balık pazarının bir kısmının yıkılması demekti. Tıpkı onun gibi hanların bir yerleşim birimi olarak ömürlerini tamamladıklarını düşünenler çoktu. Eminönü'nde yeni cami külliyesinin bir parçası olan Valide Hanı böylece yıkıldı. Eyüp'te mezarlığın filmini çekmek sinema tarihinde bir gelenek sayılabilirdi. O güne kadar başka kameramanlar da doğulu ötekinin ve eskiliğinin özünden sayılan bu manzarayı defalarca kaydetmişlerdi. Ancak Haliç'e artık farklı bir gözle bakılacaktı. Prost planına göre burası sanayi bölgesi olacaktı. Osmanlı döneminde kurulmuş olan imalathanelere yenileri eklenecekti. Surlarsa Prost planının en çok tartışılan konularından biri oldu. Anadolu Hisarı ve Rumeli Hisarı ayakta olduğu için korunacaktı. Marmara kıyısı ve Haliç'te ise sağlam olan burçlar dışında duvarlar tamamen yıkılacak, böylece meskenlere ve yollara yer açılacaktı. Prost planı parça parça duyuldukça gazetelere yansıyor, özellikle yıkım önerileri hakkında hararetli tartışmalar oluyordu. Aslında bu yeni bir şey değildi. Osmanlı zamanından beri şehirdeki her imar kararında nelerin korunacağı, nelerin gözden çıkarılacağına dair az ya da çok tartışma olmuştu. Cumhuriyet'ten sonra da genişletilen her caddede, açılan her tramvay hattında istimlakler olmuş, binalar yıkılmış, sokaklar ortadan kalkmış, doku müdahale görmüştü. 1936'daki çalışma ise çok daha kapsamlı düşünülüyor, şehrin büyük bir kesiminde yeni yollar, meydanlar planlanıyordu. Bu da çok daha fazla istimlak ve eski eserle karşı karşıya kalmak demekti. Fakat bütün bu yıkım ve koruma önerilerinde karar verecek olan kurumlar arasında bile tam bir fikir birliği yoktu. Çünkü eski eserin ne olduğuna, tarihi değerin nasıl tayin edileceğine dair tanımlar henüz oturmuş değildi. Örneğin belediye 1937'de yeni sokaklarda tarihi değere sahip camiler varsa yol hattının değiştirileceğini, aksi takdirde yıkılacaklarını Evkaf Müdürlüğü'ne bildirdi. Evkaf Müdürlüğü de bu kararı uygun bularak camileri listelemeye başladı. Müzeler ve Eski Eserleri Koruma Cemiyeti ise yıkıma itiraz ettiler. Buna karşılık aynı cemiyet surların yıkılması fikrini isabetli bulmuştu. Eminönü'nde Valide Hanı ile beraber Hünkar Kasrı'nın yıkılmasından da kamuoyuna yansıyan tartışmalar sonucu vazgeçildi. Görüşler çeşitliydi. Yenilik uğruna yıkmak isteyenlerle eskiyi koruma için fikirler geliştirenler arasında keskin bir ideolojik çizgi de yoktu. 1937'de Cumhuriyet Gazetesi'nde Vefa Birson imzalı makalede "Şehrin yeni bina ve abidelerini eski abideler arasında yaparak evvelkileri kapamak, yenilerini de sönüklüğe mahkum etmek doğru mudur?" diye soruluyor. Yeni şehrin Beyoğlu Şişli tarafına kurulması öneriliyordu. Son postada yazan Burhan Cahit ise son derece keskindi. Eski yapıları bir an önce kurtulmak gereken ölü bir miras sayarak, Prost'un işaret ettiği binayı adı ve tarihi ne olursa olsun tereddüt etmeden yıkalım diyordu.
Hatta memleket imar planlarını tahakkuk ettirinceye kadar en aşağı 25 yıl müzeler idaresi ile evkaf idaresini tatil etmeliyiz diye teklifte bulunuyordu. Bu tartışmalar iyice dallanıp budaklanarak birkaç yıl devam etti. Tıpkı surlar ve yeni caminin Hünkar Kasrı gibi İbrahim Paşa Sarayı'nın, Çırağan Sarayı'nın yıkılıp yıkılmaması uzun uzun konuşuldu. Prost, Atatürk zamanında başlamış olduğu bu projeyi onun vefatından sonra 1939'da tamamladı. Haziran'da Bayındırlık Bakanlığı'nda Cumhurbaşkanı İsmet İnönü başkanlığındaki bir komisyon tasarıyı onayladı. 1938'de göreve gelmiş olan Vali ve Belediye Başkanı Lütfi Kırdar'ın da etkisiyle icraat hızlandı. Prost, İstanbul'da Gümüşsuyu Maçka arasındaki Gezi Parkı'nı da içeren alan, Dolmabahçe'deki stadyum, Taksim Yeni Kapı bağlantısı gibi büyük izler bıraktı. Yıkımlarla Eminönü'nde bir meydan oluşturuldu. Haliç'in sanayi bölgesi haline gelmesi, Kuruçeşme'de yıkılan yalıların yerine kömür depolarının yerleştirilmesi gibi kararların çok olumsuz etkileri de miras kaldı. Yıkım yanlısı Burhan Cahit göremedi ama onun da üyesi olduğu Demokrat Parti 1950'de iktidara geldi ve Prost'un görevine son verdi. 1953'te yeni bir plan onaylandı. 1956'da da Alman profesör Hans Hoegle anlaşıldı. İsimler değişmişti. Fakat kör kazma yine vardı. Hatta arabalara yol açmak, caddeleri genişletmek, inşaatları çoğaltmak üzere çok daha güçlenmiş ve ekonomik atılım fikriyle meşrulaşmış olarak başroldeydi. Filmde kısa bir an görülen yüksek kaldırım, yüzlerce yıllık merdivenlerini Adnan Menderes dönemindeki imar hareketinde kaybetti. Karaköy'de köprünün gerisinde zarif minaresi seçilen Merzifonlu Kara Mustafa Mescidi bu sırada kayboldu. Galata Köprüsü'nün Perşembe Pazarı tarafındaki Mehmet Ali Paşa Hanı da aynı furyada ortadan kalktı. İstanbul'da bütün bu geri gelmez kayıplar zamanında belki bir tek hamallar için zaman tersine işledi. Modern şehrin düzenlemelerinde beşeri varlığın da bir yeri vardı. 1936'da bu film çekildiği sırada gayrimedeni bulunan sırt hamallığı mesleğinin kaldırılması gündemdeydi. Şükrü Kaya'nın "İki büklüm Türk vatandaşı istemiyoruz" sözüne uygun olarak gerçekten yükler el arabalarına bindirildi. Ta ki 1952'de sırt hamallığı tekrar serbest bırakılana kadar. Bu film nerede çekildi? İstanbul'da. Bu film ne zaman çekildi? 1936'da. Bu filmi kim çekti? Herhangi bir bilgiye ulaşamadık. Bu filmdeki olay nedir? Başlıktan dolayı 1936'daki imar hareketiyle bir ilgisi olduğu düşünülebilir.